Değerli Ribat FM ailesi, birlikteliğimize devam ediyoruz. Şu anda arabalarında, işyerlerinde veya evlerinde bizi dinleyen tüm mümin ve mümine kardeşlerimizi tekrar saygı ve hürmetlerle anıyoruz efendim. Şimdi hocamızla birlikteyiz. Değerli bir konuğum var. Konya Meram Başvaizi Mehmet Ali Şahin hocam. Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam sorularımı sormaya devam ediyorum. Dinen temiz sayılmayan maddelerin hükmü nedir? Yani temiz olmayan, caiz olmayan hocam. Peki, teşekkür ederim. Necis olduğunda ittifak edilen maddeler var. İslam alimlerimiz demişler ki şu 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 maddeler necistir. Nedir bunlar? Bir, meyte. Affedersiniz, murdar hayvan. Leş diyoruz biz buna Türkçe'de. Dini usule uygun biçimde boğazlanmamış ölü hayvan eti. Mesela ineğiniz var diyelim. Siz kesim yapmadan kendiliğinden ölse. Bir koyununuz var, keçiniz var, tavuğunuz var. Bunlar kendiliğinden ölse bunların etinin yenmesi haramdır. Murdar, leş hükmündedir. Bunlar gömülür. Etinin yenmesi helal olan veya olmayan, akıcı kanı olan kara hayvanlarından dini usule göre boğazlanmadan ölenlerin, bu hükümde olanların etleri necistir. Helal olan, eti helal olan hayvanlar besmele ile kesilmediyse, kesimi yapılmadan kendiliğinden ölmüşse, ifade ettiğimiz gibi necistir, etleri haramdır. İkinci madde, kan. Bu tabii akan kan, biraz önce de ifade ettik. Etin içinde kalmış akıcı olmayan kan değil, akıcı kan. Kurban kesiyorsunuz. Yani donmayan hocam. Hayır, kurban kesiyorsunuz. Kesim esnasında kan fışkırıyor. Akıcı olan. Evet, veya vücudunuzdan bir yaradan kan fışkırıyor. Fışkırarak çıkıyor. Etrafa saçılıyor. Elbiseniz kirleniyor. Burnunuz kanadı diyelim. Gömleğiniz kirlendi. El ayasından fazla olursa gömleğinizin kirlendiği alan miktarı namaz sahih olmuyor. Temizlenmesi gerekiyor veya temiz bir gömlek giymeniz gerekiyor. Kan, irin ve canlı iken koparılan parçalar necistir diyor İslam alimleri ittifakla. Şehidin üzerindeki kanlar necis midir? O hariç diyorlar alimlerimiz. Şehidin üzerindeki kan necaset değildir. Yani üzerimize çünkü, sıçrasa bile. Yani şehitler muhteremdir. Onlara özel hükümler uygulanmaktadır. Şehidin üzerindeki kan dışında İnsandan ve kara hayvanlarından canlı veya ölüyken, canlı veya ölüyken, ölmüş bir insandan da mesela kan sıçrasa, aksa, o zaman necis oluyor. Ama şehidin hükmü farklı. Üçüncü madde, domuz eti. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette açık açık domuz etinin haram olduğu Rabbimiz tarafından beyan edilir, bildirilir. Dini usule uygun olarak boğazlanmış olsa bile, yani bir kesim yapılsa bile domuz eti ve domuzun bütün parçaları necistir. Bu konuda tam bir ittifak var. İhtilaf bulunmamaktadır. Günümüzde domuz ürünlerinden mesela jelatin piyasada bazı gıda maddelerinde kullanıldığını duyuyoruz. Çok dikkat etmek gerekir. Domuz ürünlerini asla kullanmamak gerekir. Müslümanlar domuz ürünlerinin haram olduğunu bilirler ve bundan sakınmaları gerekir. Dördüncü madde, sarhoş edici içkiler necis sayılmıştır. Şarap ve benzeri sarhoş edici nitelikte bulunan bütün içkiler necis kabul edilmektedir. Örneğin bir kişinin üzerine şarap dökülse bununla namaz kılabilir mi? Kılamaz. Haram olduğu için. Evet, necis madde, necaset kabul edildiği için, bir kan gibi değerlendirildiği için bununla namaz kılamıyor. Ne kadar bulaşmış? El ayasından fazla miktarda bulaşmışsa kılamaz. Az miktarda bulaşmış ama temizlenme imkanı varsa, yine temiz bir kıyafetle namaz kılmak mümkünse onunla kılmak lazım. El ayasından az bir miktar bile bulaşsa mekruh olur diyor alimlerimiz. İnsanın idrarı, affedersiniz, dışkısı, gaytası, mezisi, vedisi ve kusmuğu necasettir diyor alimlerimiz. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde bir hadis-i şerife dayanılarak başka gıda almayan, sadece anne sütüyle beslenen,
erkek süt çocuğunun, erkek bebeğin idrarının üzerine su serpmekle temizlenmiş olacağına hükmetmişlerdir. Hanefilere göre de kusmuk, ağızdan gelen kusmuk, ağız dolusu olmadıkça, az gelirse necis sayılmamaktadır. Bir başka madde, etinin yenmesi helal olmayan hayvanların idrarları ve dışkıları necis sayılmaktadır. Bir de necis olduğunda ihtilaf edilen konular var. Eti yenen hayvanların idrar ve dışkısı. Eti yenen ehli ve yabani hayvanların idrar ve dışkısı Hanbelilere ve pislik yiyerek beslenmiyorsa Malikilere göre temiz kabul ediliyor. Şafilere göre bunlar necis kabul ediliyor. Hanefi mezhebine göre ise necis olmakla beraber tavuk ve kaz gibi kümes hayvanlarının tersleri, dışkıları affedersiniz, necaseti galiza, koyun ve geyik gibi dört ayaklı hayvanların idrar ve dışkıları necaseti hafife hükmünde sayılıyor. Fetvada esas alınan bu görüş Ebu Yusuf'a ve İmam Muhammed'e ait bir görüş. Ebu Hanife Hazretlerine göre ikinci grupta necaseti galiza sayılmaktadır. Ancak eti yenen kuşlardan havada pisleyenlerin dışkıları istihsanen temiz sayılmıştır. Havada pislemeyenlerinki necaseti hafife sayılmıştır. Kaşınılması zor olduğundan Şafii mezhebinde ise bu pisliklerin namaza engel olmayacağı kabul edilmiştir. Bir başka madde, eti yenmeyen bazı hayvanların idrar ve dışkıları ihtilaf edilen konulardan. Hanefi mezhebinde affedersiniz at, eşek ve katırın idrar dışkısı ile havada pisleyen atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşların dışkıları necaseti hafife sayılmaktadır. Fetvada esas alınan bu görüş İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e aittir. Ebu Hanife Hazretlerine göre ise necaseti galizadır. Kaçınılması güç olduğu için Şafii mezhebine göre de bu pislikler namaza engel olmamaktadır. Kedi ve farenin idrar ve dışkıları çok miktarda değilse, etrafımızda birçok kedi görüyoruz. Evet hocam. Bunların acaba İdrarı ve dışkısı necaset midir konusu. Hatta hocam günümüzde köpeği bile evinde besleyen. Besleyenler var ama doğru mu? Dinen. Doğru mu hocam? Hadis-i şerife göre o ayrı bir başlık ama yeri geldiği için parantez içinde söyleyelim. Peygamber Efendimiz köpeklerin sadece bekçi köpeği, çoban köpeği, av köpeği şeklinde eğitilmesini, beslenmesini caiz görmüştür. Bu amaçla alınıp satılması caizdir. Ama ev içinde süs köpeği şeklinde beslenmesi hadis-i şeriflere uygun değildir. Melek girmez diye geçiyor. İnsan sağlığı açısından da köpeklerin evin içerisinde beslenmesinin pek çok sakıncasının olacağını ilgililer söylüyorlar. Birçok hastalık meydana geliyor. Kedilere müsaade edilmiş. Peygamberimiz zamanında da evinde kedi besleyen sahabiler varmış. Bize soruyor bazı kardeşlerimiz. Çocuğum kediyi çok seviyor. Kediyi besleyebilirsiniz diyoruz ama köpeği eve almak, evin içine almak doğru değil. Peki kedi ve farenin idrar ve dışkıları çok miktarda değilse, kaçınılması zor olan durumlarda elbise ve yiyecekler bakımından bunların necis sayılmayacağına hükmedilmiştir. Çok olursa necis değil mi? Tabii çok olursa, açık görünen necaseti varsa onu elbette temizlememiz gerekir ama hafif, az, o zaman bunda affedilmiş, bunun büyük bir necaset olmadığı, necaseti galize olmadığı ifade edilmiş. Canlı hayvanlar konusunda da ihtilaf var. Domuz konusunu ifade etmiştim. Domuz çoğunluğa göre, üç mezhebe göre, Şafii, Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre canlı haliyle de necistir. Hanefilere göre köpeğin bedeni necis olmayıp salyası ve dışkısı pistir. Malikilere göre köpek mutlak olarak temiz sayılmıştır. Sadece dilini hareket ettirerek bir kabı yalarsa, bir hadis-i şerife göre kap 7 defa yıkanmalıdır. Şafii ve Hanbelilere göre ise köpek her şeyi ile necistir. Şafii ve Hanbeli mezhebi köpeği domuz gibi görüyor. Domuz gibi her şeyiyle necis kabul ediyor. Köpeğin kirlettiği şey yine bir hadis-i şerife dayanarak biri toprakla olmak üzere 7 defa yıkanmalıdır diyorlar. Şafii ve Hanbeliler.
Domuz ve köpek dışındaki canlı hayvanlar bütün mezheplere göre temiz sayılmıştır. Bir başka madde, meytenin derisi ve içine kan nüfuz etmeyen boynuz ve tüy gibi katı parçaları. Bunda da ihtilaf var. Meytenin derisi tabaklanırsa, yani ölmüş bir hayvanın derisi tabaklanırsa, Hanefi ve Şafiilere göre temiz olmaktadır. Hanefiler domuz derisini, Şafiiler domuz ve köpek derisini bundan hariç tutarlar. Meytenin içine kan nüfuz etmeyen boynuz, kemik, diş ve tüy gibi katı parçaları Hanefilere göre temiz, Şafiilere göre necis sayılmaktadır. Maliki ve Hanbelilere göre meytenin yünü ve kılları da temiz kabul edilmektedir. Bir başka madde, su hayvanları. Denizde yaşayan hayvanlar, akıcı kanı olmayan kara hayvanlarının ölüsü, bunlardan çıkan kan ve pislik. Su hayvanlarının akıcı kanı olmayan pire, akrep, çekirge gibi böceklerin ölüsü temiz sayılmıştır. Kan çıkmadığı için. Evet, kan çıkmadığı için. Ancak Şafii mezhebinde çekirge dışında akıcı kanı olmayan böceklerin, Şafii ile Hanbeli mezheplerinde karada da yaşayabilen kurbağa, timsah gibi su hayvanlarının ölüsü necis kabul edilmiştir. Balığın kanı ile pire, sivrisinek gibi akıcı kanı olmayan böceklerden çıkan kan, Hanefi ve Hanbelilere göre necis sayılmamıştır. Şafii ve Malikilere göre ise necistir. Böyle ihtilaflar var mezhepler arasında. Buna göre akan kanları ile üst üste yığılıp tuzlanan balıklar necis olduğundan Şafii ve Malikilere göre yenmez diyor. Ama Hanefiler ve Hanbeliler temiz görmektedir, yenebilir. Eti yenmeyen hayvanların sütleri ve dini usule göre boğazlandıkları derileri. Bu hayvanların sütleri çoğunluğa göre etleri gibi necis kabul edilmektedir. Hanefilere göre domuz dışındaki bütün hayvanların sütleri temizdir. Hanefilere ve Malikilerdeki meşhur görüşe göre domuz hariç dini usule uygun biçimde boğazlanan bütün hayvanların derisi temizdir. Ölü insanın cesedi temiz midir? Hanefi mezhebinde bazı sahabilerin fetvalarına dayanılarak ölen bir insanın cesedinin necis hükmünde olduğu kabul edilmiş. Diğer mezheplerde ise mümin necis olmaz hadisi şerifine dayanılarak, Buhari ve Müslim'de geçiyor bu hadis-i şerif, İnsan vücudunun ölse dahi necis hale gelmeyeceği hükmü benimsenmiştir. Bir başka madde, meni. Meni konusunda da ihtilaf var. Erkekten gelen, şehvetle çıkan bu meni adlı sıvı Hanefi ve Malikilere göre necistir. Ancak Hanefilere göre meni kurumuşsa ovalamakla temizlenebilir. Şafii ve Hanbelilere göre ise meni temiz sayılmaktadır. Daha önce mezi gelmiş meniye karışmışsa bu sıvı bütün mezheplere göre necis sayılmaktadır. Kan ve irin dışında yaradan çıkan sarı su necis midir, temiz midir? Bunlar kural olarak bu tür akıntılar necis sayılmıştır. Ancak Hanbeli mezhebinde sakınmanın zor olduğu durumlarda kan ve kanla ilişiği olan irin gibi akıntılar dahil olmak üzere bu tür maddelerin çok sayılmayacak miktarının vücut veya elbisede bulunmasının namazı engellemeyeceği kabul edilmiştir. Bu bir geniş görüştür. Bundan da ihtiyaç halinde istifade edilebilir. Yine Şafii mezhebinde yaradan akan sıvının rengi ve kokusu varsa necis sayılmış, küçük sivilcelerden çıkan renksiz kokusuz sıvılar temiz kabul edilmiştir. Hanefi mezhebinde ağrılı acılı olmasa bile bir hastalık sebebiyle çıkıyorsa bu tür akıntılar da necis, pis sayılmıştır. Ağız ve burundan akan maddeler ve terimiz acaba necis midir, temiz midir? İnsan ve artığı temiz olan hayvanların ağzından akan balgam, tükürük, salya, uyuyan insanın ağzından akan su gibi şeyler temiz sayılmıştır. Mideden gelen kokuşmuş, affedersiniz, kusmuk niteliğindeki maddeler de necis kabul edilmiştir. Balgam mideden de gelse Maliki ve Hanbelilere göre temiz sayılmaktadır. Malikilere göre mideden gelen safra da temiz sayılmaktadır. Bazı hayvanların salyalarının temiz olup olmadığı hususunda farklı görüşler vardır. Ter konusu ise salya ile aynı hükümde ele alınmıştır.
ve temiz kabul edilmektedir. Hocam güzel bir soru aslında. İstibra ve istinca nedir hocam? Evet, istinca ve istibra tuvalette dikkat etmemiz gereken iki önemli temizliktir. İstibra küçük abdest temizliği, istinca da büyük abdest temizliği diyebiliriz. Yani sadece idrar ihtiyacı giderildiği zaman buna istibra deniyor. İdrarın son damlasının kesilmesini beklemek. Sızıntının kesilmesini beklemeye istibra adı veriliyor. Biliyorsunuz bazı erkekler çok acele tuvaletten çıkıp abdest alıveriyor. Namazlarını bu şekilde kılıyorlar. İdrar sızıntısı devam ederken namaz olmaz. Abdeste bozulur, namaz da bozulur. İdrar sızıntısı olmayacak. İdrar tam kesilmiş olacak. İdrarın kesildiğinden emin olduktan sonra, gerekli kurulama işlemini yaptıktan sonra, son damlanın kesildiğinden iyice emin olduktan sonra ancak bir erkek işte öksürme, biraz yürüme, biraz efendim tuvalette tuvalet kağıdıyla temizlenme şeklinde istibrayı yapmalı. Çünkü erkeklerin idrar yollarının kadınlara göre böyle kıvrım olduğu, biraz idrar sızıntısının bir süre devam ettiği ifade ediliyor. Bir süre beklemek gerekiyor. Tuvaletten çıkar çıkmaz hemen abdest almak çok uygun değil. İstinca ise büyük abdest temizliği demiştik. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Özellikle affedersiniz ishal olduğumuz zaman, gayita çevreye yayıldığında taharet farzdır demişler İslam alimleri. Su ile temizlenme farzdır. Tuvalet kağıdı ile temizlik yeterli sayılmıyor. Su ile taharetlenmeye çok önem vermemiz gerekiyor. Katı pisliğin kalmamasına özen göstermemiz gerekiyor. 3 gram şeklinde bir rakam veriliyor. Bunu küçük bir bozuk para şeklinde düşünebiliriz. Bu kadar bir alanı eğer katı pislik kaplarsa namaza engel sayılmış. Küçük abdestte ise, idrarda ise avuç içi, el ayası ölçü kabul edilmiş. El ayasını geçen miktar namaza engel kabul edilmiştir. Yani eğer istincaya, istibraya dikkat edilmezse, iç çamaşırımızda necaset kalıntıları bulunursa, idrar damlaları, efendim büyük abdest artıkları, kalıntıları bulunursa, bunlarla namaz olur mu olmaz mı konusunu İslam alimlerimiz, fıkıh alimlerimiz çok böyle detaylı ifade etmişler. İdrar gibi akıcı sıvı necasetlerde el ayasını geçtiği takdirde namaza engel olacağı ifade edilmiş. Katı pislikte ise, gayitada ise, dışkıda ise sadece bir küçük bozuk para miktarını, bir 3 gram miktarını geçtiği takdirde bunun namaza engel olacağı ifade edilmiş. Elbette en güzeli necasetten hiçbir eserin görülmemesidir. Tam temizliği sağladıktan sonra abdest almaktır. Bununla ilgili olarak, istinca ve istibra ile ilgili olarak fıkıh kitaplarımızda çok geniş açıklamalar var. İstibra, kurtulmak, uzaklaşmak kökünden geliyor istibra kelimesi. Bir şeyden kurtulmayı istemek. Terim olarak abdest bozduktan sonra dışkı ve idrarın tamamen kesildiğini anlamak için bir süre beklemeyi, bu amaçla bazı davranışlarda bulunmayı ifade etmektedir. Bir sıkıntıdan kurtulmak, bir şeyi kesmek anlamındaki neca, necat kökünden gelen istinca da bir şeyden kurtulmaya, vücuttan çıkan pisliği temizlemeye çalışmak anlamına gelmektedir. Terim olarak tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra dışkı ve idrar kalıntısını su ve benzeri şeylerle temizlemeyi anlatmaktadır. Genel anlamda temizlenmeyi teşvik eden ayetlerden, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden hareketle istibranın ve istincanın gerekli olduğunu İslam alimlerimiz ortaya koymuşlar. Küçük ve büyük abdest bozduktan sonra yapılması gereken maddi temizlik, gerek bunun akabinde yapılacak hükmi temizliğin, ibadetlerin sıhhati, gerekse ferdin sağlığı, beden ve elbise temizliği açısından çok önemli olduğu ifade edilmiş. Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre bekleme,
Bundan sonra vücuttaki idrar sızıntılarını temizleme işlemine biz istibra adını veriyoruz. Özellikle erkekler açısından buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu ifade ederek bitirmek istiyorum. İdrardan sakınmayı bize öğütlemiştir. İstenzihu minel bevli, idrar sıçrantılarından, idrarın üzerinize sıçramasından, elbisenize bulaşmasından sakının buyurmuşlardır. Bir hadis-i şeriflerinde de kabir azabının çoğunun idrar sıçrantılarından sakınmama sebebiyle olacağını haber vermişlerdir. Buhari ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz bir gün bir kabristanda bulunuyorlar. Bir kabrin yanında geçerken, kabrin yanından geçerken sahabilerine buyuruyorlar ki bu kabirde yatan kardeşiniz şu anda iki sebepten, sizin dünyada da çok büyük günah saymadığınız, aslında iki büyük günah olan iki günahı sebebiyle şu an azap görmektedir. Birincisi, bu kardeşiniz çok laf taşıyan bir kimseydi. Kovuculuk yapan, insanların arasını bozmak için birinin lafını diğerine götüren birisiydi. İkinci büyük günahı da idrar sıçrantılarından, idrarın üzerine sıçramasından sakınmazdı buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi hem maddi hem manevi anlamda temiz kullarından eylesin. Amin. Bütün hatalarımızı, kusurlarımızı ve günahlarımızı bağışlasın. Bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref, amin, eylesin ve cehennem azabından korusun. Değerli Ribat FM dinleyicileri, yine bir programın sonuna geldik inşallah. Pazartesi günü değerli hocamızla yine Konya Meram Başfaizi Mehmet Erşahin hocamızla yine birlikte olacağız. Şimdilik bu haftalık Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.